Herkese merhaba. Görmüş olduğunuz tablet Microsoft'un referans Windows tableti Surface. Surface'ın iki farklı versiyonu var bildiğiniz gibi. Windows 8 Pro ile çalışan Surface Pro ve Windows RT ile çalışan Surface RT. Elimizde tuttuğumuz tablet Surface'ın Windows RT ile çalışan versiyonu. Zaten şu anda piyasada sadece o var. Haftalar sonra Windows 8 Pro'lu tablet piyasaya çıkacak. Yurt dışında 26 Ekim tarihinde çıkmıştı. Henüz Türkiye'de piyasaya çıkmadı ve ne zaman çıkacağı da tam olarak kesinleşmedi bu tabletin. Ancak biz bu tableti edindik ve sizlerle Teknoblog ziyaretçiler için, takipçiler için bir inceleme gerçekleştiriyoruz. Evet, baktığımızda Surface'ın tasarımı magnezyumdan, Vapor MG adı verilen özel bir magnezyumdan yapılmış kasası oldukça şık durmakta. Bunu söylemek gerek. Tasarım anlamından baktığınızda Surface'in bir tabletten daha çok bir dizüstü bilgisayarın ekranın çıkarılmışı gibi durduğunu söylemek gerek. Tablette bir dizüstü bilgisayarın ekran parçası görünümü fazlasıyla var. Ancak kaliteli duruyor. Doğrusunu söylemek gerekirse Surface'in kasası çok bayağı durmamakta. Buna tabii ki kullanılan maddenin önemli bir rolü var. Bunun yanı sıra ekranın da payını yaban atmamak gerek. 1366x768 piksel çözünürlük aslında bir tabletin ekranı için artık çok yüksek bir çözünürlük değil. Çok daha yüksek çözünürlükler görmekteyiz. Ancak Microsoft'un kullandığı ClearType teknolojisi sayesinde yazılar oldukça okunaklı, oldukça düzgün hale getirilmiş, grafikler de oldukça iyi. Ekranın renk parlaklığı, canlılığı da iyi seviyede, görüş açılarına baktığımızda da oldukça iyi olduğunu söylemek gerek. Buna ek olarak ekranın ekran camına bitişik şekilde tasarlanması da bu ekranın görüntü kalitesini sunduğu görsel deneyimi bir aile arttırmakta. Bu tablet Windows RT ile çalışmakta söylediğimiz gibi ve dolayısıyla içerisinde ARM işlemci var. Nvidia'nın 4 çekirdekli Tegra 3 işlemcisi tablette bulunmakta. Bunun yanı sıra 2 GB RAM var. 16 ve 32 GB ve 64 GB'lık iki farklı versiyonu var Surface'in. Bu tablet 32 GB'lık versiyon. Ve biliyorsunuz biz Surface'i ön incelediğimiz zaman belirtmiştik. Tabletin içerisinde kullanıcıya 17 GB gibi bir alan kalıyor. Daha sonrasında çeşitli teknoloji sitelerinde de bunun tartışması yapıldı. Hatta iş mahkemeye taşındı. İçerisinde Windows işletim sistemi yüklü geliyor, çeşitli uygulamalar yüklü geliyor. Bu nedenle kullanıcıya da 16 GB gibi, 17 GB gibi biraz düşük bir alan kalmakta. Bu noktada 64 GB'ı tercih etmek gerekiyor ya da cihazda bulunan microSD kart yuvasına iyi kapasitede bir kart takmak gerekiyor. Bunu söylemek gerek. Devam edelim tasarımla ilgili konuşmaya. 10.6 inçlik ekran 16:9'luk bir en boy oranına sahip. Doğrusunu söylemek gerekirse 10.6 inç tutuş açısından bir tablet gibi kullanma bakımından biraz büyük kaçmakta. 10.1 inç genellikle bizim alıştığımız tabletlerin sınırı. Bu nedenle 10.6 inç biraz insanı düşündürmekte. Bir de tabletin 16:9 en boy oranına sahip olması bu tableti dikey tutuşta bir hayli uzun gösteriyor. Bu da kullanışı biraz sınırlıyor gibi gözüküyor. Ancak kitap okurken veya belli uygulamaları kullanırken bu dikey tutuşunda iş gördüğünü söylemek gerek. Ancak tercihimiz genellikle Surface'i yatay şekilde kullanmak ve genellikle kullanış esasında tek elle değil ya iki elle kullanmak ya da vücuttan destek almak. Devam edelim bu tabletle ilgili konuşmaya. Tabletin üzerinde 720p destekli bir kamera var. Arkasında da aynı çözünürlük değerlerine sahip ikinci bir kamera bulunmakta. Sol tarafa baktığımızda 3.5 mm'lik kulaklık şakı, ses kontrol tuşları ve hoparlör dikkat çekiyor. Diğer tarafa baktığımızda yine hoparlör, micro HDMI portu ve USB 2.0 portu yer almakta. Tabletin şarj işlemi görmüş olduğunuz özel şarj adaptör yuvası yardımıyla gerçekleştirilmekte. Bunun yanı sıra bahsettiğimiz 32 GB kapasiteli microSD kart yuvası da arkada yer almakta. Bunun için arkada görmüş olduğunuz destek ayağını kaldırmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz yerde de gizlenmiş bir şekilde 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası bulunmakta. Hazır bu kapağı açmışken ondan da bahsedelim. Görmüş olduğunuz kapak sayesinde Surface'ı bir yüzey üzerinde ellerimizi kullanmadan rahatlıkla taşıyabiliyoruz. Arkadaki bu kapak sağlam ancak sadece tek bir tarafta bulunan çente yardımıyla açılıyor. Bu açıdan biraz sınırlayıcı olduğunu söylemek gerek. Bu kapağın kolay kolay kırılmayacağı söyleniyor. Düştüğünde eğer kapak açık bir şekilde bu tablet düşerse hızlı bir şekilde kendinden kapandı söylemekte. Gerçekten sağlam, kolay kolay açılmayacak gibi durmakta. Tabii ilerleyen zamanlarda kullandıkça ne olur bilemeyiz. Bu ayak sayesinde, kickstand sayesinde görmüş olduğunuz gibi tablet sınırlı bir açıda. Daha fazla açısı genişlemeyecek şekilde duruyor. Tabii ki bu ayağı biraz daha anlamlı kılan görmüş olduğunuz touch cover
kapak olmakta. Aslında sadece touch cover değil, type cover kapak da var. Ancak bizim elimizde dokunmatik klavye barındıran bir kapak bulunmakta. Oldukça yumuşak bir malzemeden yapılmış, keçe benzeri bir malzeme. Bu kapağı kapattığınızda ekran korunaklı bir şekilde duruyor ve bu sayede rahatlıkla tablet istediğiniz her yere taşıyabiliyorsunuz. Kullanmak istediğinizde de açıp hemen arkasına katlayıp dilerseniz bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer dilerseniz de klavyeyi açıyorsunuz, daha sonra arkadaki ayağı da açıyorsunuz ve bu sayede Surface'ı bir dizüstü bilgisayar gibi istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Klavyenin ilk başlarda alışmakta biraz problem yaratabileceğini söyleyebiliriz, ancak zamanla alışıyorsunuz. Tabii Türkçe karakterlerin bulunmaması bizim gibi Türkçe konuşan, Türkçe yazanlar için, ana dili Türkçe olanlar için biraz problem olabilir. Ancak klavye ayarlarını Türkçe olarak değiştirebilir ve sonrasında da bu tableti eğer klavyeye bakmadan yazmaya alışıksanız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Biz bu şekilde bu klavyeyi rahat bir şekilde kullanmaktayız. Üzerinde touchpad'in de bulunması mouse'un da farenin de fare mecinin de kullanabileceği anlamına gelmekte. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse algı, hareket biraz sınırlı. Bu kumaş yüzeyi kullanıp da fare mecini kontrol etmek biraz zor geldi bize. Daha çok ekranı dokunarak kontrol etmek bizim kolayımıza gitti. Klavyenin üzerine baktığımızda çeşitli kontrol tuşları var. Bu sayede Windows 8'i, Windows RT'yi daha rahat bir şekilde kontrol etme imkanı sunulmakta bu touch cover klavye ile birlikte. Tabii bir de type cover klavye var. Eğer bu dokunmatik klavyeye alışamayanlar olursa onlar için de geleneksel klavye deneyimi sunan bir kapak, bir klavye sunulmakta. Surface RT ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Surface'de yüklü gelen Windows RT ile ilgili kullanıcı deneyiminde Windows 8'in sunduğu yenilikleri, unsurları da bir başka videoda aktaracağız. Surface ile ilgili ayrıntıları Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.